Yemin yemezsen köpeklere veririm. Bu iyi değil bence. Çünkü yalan doğru bir söz değil hocam. Şimdi burada yemiyor diyelim. Yemezse ne olur? Bak canım birazdan sofrayı toplayacağım. Yani iki saat boyunca bu sofra serili durmaz. Sofrayı toplayacağım. Kaldıracağız. Akşam yeriz. Ya da artık olduysa biraz yediyse ötesi kaldıysa canım benim yemiyorsan Yemini sokaktaki köpeklere verelim. Verelim. Bu gerçekçi. Yani birlikte, birlikte, verir, birlikte ver. verelim. Verelim. Yani bak burada bir tehdit var. Yemezsen veririm ha diyor. Hı. Yemezsen veririm. Tehdit korkutuyor. Burada diyor ki evet gerçekçi. Ağzımızı sürdüğümüz bir parçasını yediğimiz yemeği tekrar buzdolabına koyup akşama ısıtmayız herhalde. Ne olabilir bu? Bir köpeklere verilebilir. Bunu yapan lokantalar var. Güzel yapıyorlar. İşte barınaklara gönderiyorlar kalan Hı. yiyecek. Hı. Belki ağzı de dedi. Yani tabaktaki yemeğini verilmesine ben karşıyım. Tabakta evet. kalan yemeği vermem. Yenmemişse lokantada bir yemek verilebilir. Doğrusu bu gerçekçi. Burada evet. tehdit var, Deryan. Evet, anlamaya çalışmak ve e, şimdi genç annelerde Genç jenerasyonda biraz bu şeyleri görüyorum. Hala var mı hocam? <laughs> <Bu> hocam. <laughs> evet. sen yemeği e köpeklere veririm. Hocam genç anneler değil de nineler, dedeler filan diyorlar. Çünkü ninelerde haklı olarak büyüklerini onu görmüşlerdi. Bir parantez. Evet. Bu konu, doğru. Konu konuyu açıyor. Şimdi birçok kişi diyor ki işte nine, babaanne, anneanne şımartıyor. Hocam ne yapalım? Şımartabilir. Dede nine inanılmaz bir kültürel zenginliktir çocuğu asla uzak tutmayacağız. Hata yapabilir. Ninesi, babaanne, anneanne 20 tane hata yapabilir. Ama onun sevgisi, dili, verdiği Türkçe inanılmaz. Hocam siz hata yapmışsınız da torunuza. Ama Tabii. Verdiğin, hocam tiyatrocunun Türkçesi ha, benimle güzeldir. Benimle ilgili söyleyeyim hocam. ama ilgili. Herp, yapıyoruz biz Türkçeğine ama öğrenmeliyiz. Hocam öğrenmeniz fakat o kadar artı var. Güzel Türkçe'de bir şeyler söylüyorsunuz. Ona hobiler kazandırıyorsunuz. Dünya görüşü kazandırıyorsunuz. iki hata yaptınız diye onlar asla çöpe gitmeyecektir. Evet. Şimdi e, genel tavır şu. Ya babaanne, anneanne, şu martı. E ne yapalım? Ya uzak dursun. Hayır efendim. Asla uzak durmayacağım. Babaannenin evine gitti anneannenin evine. Gelince diyecek ki anne sen beni 9'da yatırıyorsun. Ama anneannem 11'e kadar izin veriyor çocuğu şımarttı. Benim sihirli cümlem şu. Canım benim. Anneanne babaanne seni seviyor. 11'de yapmana izin vermiş ol bir gece 11'de. Ee, ama biz 9'da yatıyoruz. Bizim evin kuralları. Biz böyle yapıyoruz. Bizim evin kuralları. Bu ülkenin kuralları, kuralları var. Hocam Çin'in Çin seddi niye yaptı? Türkler geçmesin diye değil. Yüzlerce defa geçmiştir Türk orduları. Niye yaptı Çinli o Seddi? Biz diyor. Onun güney bizim. Ötesi başkasının diyor. Bizim sınırlarını çiziyor. O zaman böyle sınır yok. Biz. Biz böyle. De, Ayşe o 12'de yatıyor. Annesi. Ayşe'dir öyle yapabilir. Ayş Ayşe'nin annesi. Kendince doğruyu yapıyoruz. Ama biz böyle yapıyoruz. O zaman bizi biz olmayanlardan ayırmıyor öğrenecek. Bu ötekileştirmek demek değil. Kendi kurallarımız var. Kendi yaşantı biçimimiz Doğru. var. Ben Doğru. böyle giyiniyorum. O da öyle giyinebilir. Hocam o halde bu evet. sonuç babaanne, anneanneden, dededen, nineden çocuğu asla uzak tutmuyor. Benim hiç olmadı Derya yani. Keşke bir tanesi olsa. Ne anneanne, ne babaanne, ne dede. İnanılmaz bir zenginlik. Çok büyük bir zenginlik olduğunu herkes için söylüyorum. Evet. Ee, anneanne, babaanne, dede, yakınlar, bizim çocuklar mesela en sevdikleri şey hepimizin bir arada olması. Veya bizimle vakit geçirmesi anneannesiyle de babaannesiyle de. Bu büyük bir zenginlik. Evet. Ee, dediğiniz gibi yani sizin evin kuralları vardır, o evin kuralları vardır. Sokağın var okulda böyle yapıyor. Okulda yapabiliriz ama biz evde böyle yapıyoruz. Belediye otobüsü arkadaşlar böyle yapıyor. Olabilir. Ama biz evimizde evet. bunu yapmıyoruz. Bu güzel. O zaman yine geçelim hocam. Hocam şimdi diğer konuya geçiyoruz. Zaten. Ben bunu alayım hocam. Bir şimdi diğer o, o yanlış olur. ve doğru cümle. Öf. Artık çok soru sordururlar, çok çocuk. soru sorarlar. Bir Sorarlan. dönem gelir, habire soru sorarlar. Hakikaten insanı çaresiz bırakabilirler. Şimdi bu da bir gerçek. Gerçekten. Bir de ne cevap vereceğinizi de şaşırıyorsunuz. Öyle acayip de şeyler öyle soruyorlar güzel ki. Soruyor ki. Çok. Hocam çok güzel soruyor. Şimdi çok miktarda soru sordu. Çok hareketli. Üf, ay yeter artık. Üf, çok sordun. Yeter artık. Bu doğru değil. Bunun yerine. Bak canım epeyce sorunu cevapladı. 10-15 tane. Ama yoruldum biliyor musun? Gün boyu işte de yorulmuştum. Daha fazla soruların varsa sonra devam edelim. Hocam derim ki şöyledir. E, çocuklar akşam gün boyu sizi görmezler. E, akşam geldiniz küçükler sizinle oynamak ister. Oynamak istiyorlar. E, ama siz oynamak istemeyebilirsiniz. Anne baba nine olaraktan. Yani yorulmuşsunuzdur. E, o zaman kendini zorlayıp oynayan anne babalar var. Ben bundan yana değilim. Çocuğun hakları var, anne babanın da hakları var. Çocuklarımız küçükken iki kız çocuğu büyüttük. Eğer keyfim yoksa, yorgunsam, oynadık bir süre. Canım benim, ben yoruldum. Bugün okulda da, üniversitede, derste yoruldum. Ee, i̇stersen daha sonra oynayalım. Öyle, mümkün mü diyorum. Hocam evet. bir tane benim çok sevdiğim bir anım. Galiba bir küçük şeyler kitabında da yazdım. <laughs> Selcan, büyük kızımız. Ee, şey ilk okula gitmeden önce sabah kalkıp da takla oturuyor battaniye sarınıyor ben geliyorum baba ağaç ol diyor güneş ol bir şey oluyorum o da başka bir <laughs> şey ol. annem de bana öyle yapardı evet. Favori canlandırdık bir yaptığımız espriyi de bir daha yapmazdı ha, güzel. şimdi bugün işte güneş ol o da bulut oldu güneşle bulut konuşacaklar bir gün geldi bir sabah buyurgan bir şekilde sardı battaniye baba dedi e, şey ağaç ol dedi Baktım keyfim yok o sabah. Şimdi zoraki ağaç olursam, bana da yazık, oyunun kalitesi düşer. Sanatçı sahneye <laughs> Doğru. sıkıntılarını dışarıda bırakıp da çıkmalı. Tabii. Şimdi bir gün önce fakültede bir şeyler olmuş. Hatırlamıyorum. Canım sıkılmış, üzülmüşüm. Dedim ki, Sercan'cığım dedim, dün canım sıkıldı. Şu anda da moralim iyi değil. Hayatım ağaç olmak istemiyorum dedim. Hmm. Evet, evet. Doğrusu bu. Dürüst olalım. Şöyle bir durdu. Peki baba, o zaman üzgün ağaç ol dedi. Aa, üzgün <laughs> ağaç? İyi, bak bu olur. İşte bir ağacım şehrin ortasında kaldım efendim. Şeylerim, meyvelerim betona düşüyor. Bilmem kuşlar yapıyor, çocuklar taş atıyor, birileri dalımı çekiyor. Anlattım, anlattım. Oh, huh, rahatladım. Selcan şimdi neşeli ağaç olabilirim dedim. Yeter baba dedi. Yine ağaç oldum. Hocam fakat eğer iyi değilsen kendimi zorlayıp bütün sorularına 30 tane sorusuna cevap vermek zorunda değilim. Zorlan neşeli ağacı mış gibi yapıp oynamak zorunda değilim. Kendime dürüst, çocuğuma dürüst olay bu efendim. Epeyce sordum daha sonra devam edeyim. E, Neredek bak unutmayalım ben şuraya notu diyorum bir kitaba bakıyoruz şurada kaldık yarın ya da yemekten sonra buradan devam edelim. Ya soruyor bu niye yapıyor? Bu neden yapıyor? Neden öyle oldu? Neden uzay öyle gitti? Neden dinozor böyle yaptı? Orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocuğu önemsiyorum, sorularını önemsiyorum burada ama kendimi de önemsiyorum. Budur. Çok güzel izah ettin. Hocam bazı anne baba Gerçekten diyor. Gerçekten çok güzel. Diyor, vallahi benimkiler de derdi. Babam da derdi. Hala diyorlar. Hocam bu çocuk 6 yaşına gelene kadar biz sinema tiyatro yüzü görmedik. Herkes bravo işte anne baba böyle olur. Bence yanlış. Ana babaya da yazık oldu, çocuğa da yazık oldu. Biz sinema tiyatro yüzü görmedik. Ha, gidemedik. görmedik, ha. gidemedik. Anne ee, baba gidemedi. Evet ha. biz Pardon. 6 yaşına gelene kadar biz sinema tiyatro yüzü görmedik, gidemedik. Şimdi herkese yazık oldu. İmece kırsal kesimde var. Güzel. Şehirde de imece yapalım. Farzen bugün ben bacana bırakayım ya da işte baldıza bırakayım çocuğu. Haftaya o bize bıraksın. Güvendiğiniz kişiye bırakacaksınız. Bir cumartesi akşamı, bir cuma akşamı bir tiyatroya gidelim. Bir yere gidelim. Onlar da haftaya gitsinler. Bir i̇mece bu. Şehir imecesi bu da olabilir. Evet. Hocam o zaman gidelim. Bana da yazık olmasın, çocuğuma da yazık olmasın. Kendini, çocuklarını hasır etmiş anne babalar iyi anne baba demek değildir. Benim sevdiğim bir cümle. Ben ait aşırı fedakarlık ederseniz bir süre sonra fedakarlık ettiğiniz kişiye kızmaya başlarsınız. Örtülü bir öfke. Bir dakika. Bir daha tekrarlayalım. Aşırı fedakarlık edersek bir süre sonra fedakarlık ettiğimiz kişiye kızmaya başlarız. Anneler der ya sana saçımı süpürge ettim. Bana bunu mu yapacak? <laughs> bir de sevgili babalar ne der? Bunca yıl yemedim yedirdim, giymedim. Pü, yazıklar olsun. Bir çocuğuna benim adımı koymadın diyor. Şimdi yemedim, yedirdim. Arkada bir ağlama var, sızlanma. Yani baba, esef ediyor. Baba esef ediyor. E, keşke sen de yeseydin. <laughs> Yememiş. Yani çocuğa Burada yedirdi. <laughs>